Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Matematik dersinde yeni bir konuyla birlikteyiz. Konumuz hocam? Cebirsel ifadelerde çarpma işlemiyle devam ediyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar cebirsel ifadelerde çarpma işlemi yaparken cebirsel ifadelerimiz neydi hatırlayalım. Hani bir değişkenimiz vardı, bir işlem içeren ifadelerdi. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemini modellerken cebirsel kareleri kullanıyoruz. Nedir onlar? Farklı kitaplarda, farklı renklerde olabilir. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın, bir iki kenarı da x olan bir karemiz var. Bu karemizin alanı x kare. Bu bizim cebirsel ifadelerdeki x karemizi sembolize edecek, modelleyecek. Burada ise arkadaşlar bir kenar uzunluğu x, bir kenar uzunluğu bir birim olan başka bir dikdörtgenimiz var. Bu kareydi, bu dikdörtgen. Burada da iki kenarın uzunluğu da bir birim olan bir karemiz var. Şimdi burada mavi renkli olduğunda bunlar pozitif ifadeleri gösteriyorlar. Eksi x kareyi gösteren modellemem ise pembe olacak arkadaşlar. Yine bakın kenarları x olacak ama dikkat edin bu sefer bir tanesi eksi x olacak. Sonra bir kenar uzunluğu x, diğeri eksi x. Burada yine bir kenar uzunluğu x, diğer kenar uzunluğu ne olacak? Eksi 1 olacak. Burada da burası bir birim, burası eksi 1. Yani temsili olacak bu arkadaşlar. Yoksa hani eksi 1 diye uzunluk mu olur demeyeyim. Bu sadece sembolize etmek için kullandıklarımız. Dediğim gibi mavi renkler pozitifleri, pembe renkler negatifleri temsil ediyor. Şimdi x çarpı x artı 2 çarpma işlemini modelleyelim. Şimdi ben çarpma işlemi yaparken bir tarafın ne olduğunu biliyorum. X olduğunu biliyorum. Diğer tarafın ise x'ten sonra artı 2 olduğunu biliyorum. Artı 2 yani 1, 1. Burası x, burası x. Bakın x ile x artı 2'yi çarpacağım. Hepsi pozitif zaten. O zaman ben bunu çizdiğimde şöyle modellemiş oldum. Şimdi burası ne olacak? X kare olacak. Onu maviyle yazayım ben. Çünkü pozitif bunlar. X kare. X ile 1'i çarptım. X. X ile 1'i çarptım. X. Tabi bunların içinde ne olduğunu düşüneceğim arkadaşlar. Mavi. Çünkü bunlar pozitifler. Ne yapmış oldum şu anda ben? X çarpı X artı 2'yi modellemiş oldum. Şimdi bu işlemin sonucu ise arkadaşlar oluşan karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarının toplamı olacak. Bir tane x kare var, iki tane x var. Aynı zamanda az sonra bir de bunların çarpma işleminin dağılma özelliğinden yararlanarak yapılışını göreceğiz arkadaşlar. Peki 2x artı 1 çarpı x eksi 3 işlemini modelleyerek sonucunu bulalım. 2x artı 1, şurası x, şurası x, 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 1. Burası ise x, sonra 1, 2, 3 tane de ne olacak? Eksi 1 olsun. Şimdi bunları çiziyorum. Şimdi ikisi de pozitif olduğunda ne renk olacaktı? Mavi. Mavi olacaktı. Yine ikisi pozitif mavi. Şurası mavi. Sonra buradaki işlemler ise artık ne renk olacak arkadaşlar? Eksiyle çarptığım için pembe olacak. Peki. Şimdi bunları yazacağım üstüne. Burası x kare. Burası x kare. Burası x. Burası eksi x. Eksi x. Eksi x. Eksi x, eksi x, eksi x, eksi 1, eksi 1 ve eksi 1. Ne yapmış oldum ben şu anda arkadaşlar bakın. 2x artı 1 ile x eksi 3'ün çarpımını, iki cebirsel ifadenin çarpımını modellemiş oldum. Sonucu da bulmamı istiyor. 2x artı 1 ile x eksi 3'ü çarptığımda sonucum kaç tane x kare var? 2 tane x kare var. Sonra bir tane artı x'im var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane eksi x'im var. 3 tane de eksi 1'im var.
O zaman toparlarsam, toparlama işleminde arkadaşlar benzer terimleri toplayıp çıkartıyorum varsa. Benzer terim neydi? Hani değişkenlerinin kuvvetleri aynı olan, kas sayıları farklı olan terimlerdi. Önünde bir şey yok, yazmıyorsa 1'di o. Evet, 2x kare. Burada görünmeyen bir 1 vardı. O zaman 1'den eksi 6, şöyle eksi yapayım. 5x. 1 eksi 6 x eksi 3, o da 2x kare eksi 5x eksi 3 olacak arkadaşlar. Şimdi bunun daha sonra nasıl şeklini göreceğiz. Çarpma işleminin dağılma özelliğinden yararlanarak ikisini çarpacağım. Birinci terimi, sonra ikinci terimi de yine ikisiyle çarpıp topladığımda bu sonucu bulacağım arkadaşlar. Burada ise modellenen bir çarpma işlemimiz var. Cebirsel ifadesinin sonucunu bulmamızı istiyor. Şimdi buralar artı x mavi olduğu için artı 1 artı 1. Burası x. Ama burası ne olacak? Eksi 1. Eksi 1. Eksi 1. Peki yazmaya kalktığımda burası artı x kare. Artı x kare. Burası eksi x. Eksi x. Eksi x. Eksi 1. Eksi 1. Eksi 1. Eksi 1. Eksi 1. Eksi 1. Burası artı x. Artı x. Artı x. Artı x. Şimdi bakıyorum. Burada bu kenarın uzunluğu neymiş? X artı 2. 2'ymiş. Bu kenarın uzunluğu ise arkadaşlar 2x eksi 3'müş. Pembe renk gördüğüm için eksiler aklıma geliyor. Mavi renklerde pozitifler var. Peki yani işlem x artı 2 çarpı 2x eksi 3 olacak. İşlemin sonucu. Kaç tane x kare var? 2x kare. 2 tane x kare var. Artı 4 tane x var. 3 tane de eksi x var. 6 tane de eksi 1 var. Eksi 6 oldu. Yani 2x kare, 4x'ten 3x'i çıkarttım. Artı x eksi 6'ymış bu işlemin sonucu. Daha sonra bir de nasıl göreceğiz modelleme haricinde yaptığımızda. X ile ikisini çarpacağım. Daha sonra 2 ile ikisini çarpacağım. Topladığımda yine neyi elde edeceğim arkadaşlar? Bu sonucu elde edeceğim. Evet, modelleme işlemini bitirdik. Şimdi geldik. Normal işlemlerde ne yapacağız? Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi yaparken çarpmanın toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanıyoruz. Birinci çarpandaki terimleri ayrı ayrı çarpıp çıkan sonuçta benzer terimleri topluyor ya da çıkarıyoruz. Benzer terimlerde işlem yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Peki şimdi bu çarpma işlemlerini yapalım. Birincisinde 5x artı 3 cebirsel ifadesini 4 ile çarpıyorum. 4'ü ne yapacağım arkadaşlar? İkisiyle de ayrı ayrı çarpacağım. 4 çarpı 5x artı 4 çarpı 3. O da 20x artı 12 yapacak arkadaşlar. Peki buraya geldim. 3x ile sırasıyla çarpıyorum. 3x çarpı 2x. Aradaki işaret eksi. 3x çarpı 7. 3x ile 2x'i çarptım. 6x kare eksi 3 ile 7. Bakın arkadaşlar, şimdi burada mesela 3x ile 2x'i çarparken kas sayıları çarpıyorum, 6. Önce onu yazıyorum. Aynı değişkeni çarparken kuvvetlerini topluyorum. Bunun üstünde 1 var, bunun üstünde 1 var. Topladım, ne oldu? X kare. 2, x kare oldu. Mesela bu 2, bu 3 olsaydı x üzeri 5 olacaktı. Hı-hı. Farklı farklı değişkenler varsa onları çarpım halinde yazıyorum. Mesela bu 2y olsaydı 6xy olacaktı. Şimdi devam ediyorum. Eksi 3x çarpı 7'den de eksi 21x oldu. Buraya geldiğimde ise x'i x'iyle çarpıyorum. Daha sonra da 5'i ikisiyle çarpıyorum. X ile 2x'i çarpıyorum. Eksi x ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi x çarpı 3. Sonra 5 ile 2x'i çarpıyorum. 5 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Aradaki işaretim eksi olmuş oldu. Yani bakın 2x kare eksi 3x artı 10x eksi 15. Şimdi arkadaşlar burada 2x kare duruyor. Şurası benzer terimler. Eksi 3x artı 10x ne yaptı? 7x eksi 15 olmuş oldu. Buraya geldim. Yine 4x ile çarpıyorum.
Sonra bununla çarpıyorum. Her seferinde arkadaşlar uzun uzun yazmayayım. 4x'i 8x'i çarparken 4 kere 8 ne yaptı? 32x kare. Sonra 4x'de 7'yi çarptım. 4 kere 7 28, 28x. Eksi 3'de 8x'i çarptım. Eksi 24x. Eksi 3'de 7'yi çarptım. Eksi 21. Şimdi şunlar benzer terimler. İşlemin sonucu 32x kare artı 4x. Çünkü 28x eksi 24x'ten 4x geldi. Eksi 21. Buraya geldim. Şimdi de 7x'e bunları çarpıyorum. Eksi 2'yi de bunları çarpacağım. 7x'de eksi 3x'i çarptım. Dikkat edin. Artı 7 eksi 3 ne yaptı? Eksi 21x kare. 7x ile 11'i çarptım. Artı 77x. Sonra eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 6x. Eksi 2 ile 11'i çarptım. Ne oldu? Eksi 22. Şimdi benzer terimler bunlar. Eksi 21x kare. 77 6 daha ne yaptı? 83. 83x eksi 22. Cebirsel ifadelerle çarpma işlemini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Dağılma özelliğini kullanarak. Peki örneğimizde ne demiş? Bir kenar uzunluğu A birim olan bir kareden. Karenin bir kenar uzunluğu A birimmiş. O zaman bu kenar uzunluğu da A birim. 2'ye bölmüş bakın. A, E, E, B, Y eşit. O zaman burası A bölü 2. Burası da ne olacak? A bölü 2 olacak. E buranın tamamı A ise 8'i çıkartmışım. Buraya ne kaldı? A eksi 8. Peki bir kenar uzunluğu A birim olan bir kareden A, E, F, G dikdörtgensel bölgesi kesilip çıkarılıyor. A, E eşittir E, B ve D, G eşittir 8 birim olduğuna göre A, E, F, G dikdörtgenin alanını birim kare cinsinden cebirsel ifadesini bulalım. Şu alanı mı bulmamı istiyor? Bir dikdörtgenin alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Kısa kenar. Kısa kenarla uzun kenarı çarpmam gerek. O zaman bakın A bölü 2 ile A eksi 8'i çarpıyorum. O zaman A bölü 2 ile sırasıyla çarpıyorum. A bölü 2 çarpı A eksi A bölü 2 çarpı 8. Yani burada 8 ile 2'yi sadeleştirelim arkadaşlar. 8 ile 2'yi sadeleştirdiğimde 4 oldu. O zaman A çarpı A'dan A kare bölü 2 eksi 4A olmuş oldu. Dikdörtgensel bölgenin AFG dikdörtgen bölgesinin alanının cebirsel ifadesini A'ya bağlı olarak bulmuş olduk. Sonra arkadaşlar kilosu 2 artı 3 TL olan elmadan A artı 1 kilogram ve kilosu 3A eksi 2 TL olan armuttan 2A kilogram alan Bekir manava toplam kaç lira öder onu bulacağız. Şimdi kilo fiyatı 2A artı 3'müş elmanın. Peki kaç kilo almış elmadan? A artı 1. Toplam vereceği para bu mudur? Kilo fiyatıyla kiloyu çarpıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sıra geldi armuta. Armutun kilo fiyatı 3A eksi 2. Peki armuttan kaç kilo alıyor? 2A. 2A kilo alıyor. Onun için 2A. Evet. Şimdi burada çarpma işleminin dağılma özelliğinden yararlanıyorum. 2A ile A'yı çarptım. 2A kare. 2A ile 1'i çarptım. 2A. Sonra 3 ile çarptım. 3A artı 3. Buraya geldim. 3A ile 2A'yı çarptım. 6A kare. 2A ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4A. Şimdi benzer terimleri toplayacağım arkadaşlar. Bakıyorum. A kareler var. 2A kare. 6A kare daha ne yaptı? 8A kare. Sonra 2A, bunun farklı renkli kalemini göstereyim. Şöyle yapalım. Benzer terimler bu sefer A'lı olan benzer terimler. 2A, 3A da 5A. 4A çıkarttım. Ne kaldı geriye? A kaldı. Ve en sonunda arkadaşlar sabit terim olarak sadece 3 var. Artı 3. O zaman manava ödeyeceği toplam para 8A kare artı A artı 3 TL midir arkadaşlar? Ha, ben de bir gerçek bir rakam çıkacak sandım. Yok, cebirsel hani ifade olarak bakıyoruz. Ama şunu diyebilir. Bunu hesap ettirip işte A 2 ise ne kadar öder diyebilir. Ha, anladım. Evet. Ve geldik hocam son sorumuza. Bu sorumuzda LGS hazırlık kitabımız olan Zoro, orta ve zor seviyedeki Zoro kitabımızdan sizler için arkadaşlar Fatma hocam seçti, onu çözeceğiz. Buyurun hocam. Şimdi Enes mor renkli ve ayrıtı 2x santimetre olan küp şeklindeki bir hediye paketinin etrafını ayrıtı y santimetre olan kırmızı renkli kurdalya ile kaplamıştır. Şimdi bakın bir küp var. Kübün her tarafını şöyle ortadan bir kurdalya geçirmiş y birim uzunluğunda. Sonra demiş ki
Ardından mor renkli alanların olduğu bölümleri keserek 8 adet yeni küp elde etmiştir. Sonra 8 küp birleştirilerek yeni büyük bir mor küp elde etmiş. Yeni büyük bir mor küp elde ediyor. Şimdi arkadaşlar, burada şekilde kırmızı çizgilerin oradan kesip şu her bir tane mor küpün 8 tane, bakın 1, 2, 3, 4, aşağıda da 4 tane var. 8 tane mor küpü birleştirip yeni bir küp elde etmiş. O zaman ben onu, rengi mor değil ama şu küplerde size göstereyim arkadaşlar. Bakın 4 tane küpü birleştirdim. 4 taneyi birleştirdim. Hop, ne olmuş oldu? Yeni bir küp elde etmiş oldum. Şimdi yalnız bu küpte orijinalinde şöyle boşluk bırakacağım. Arada kurdele vardı. O da evet, getirdim. Şurada kurdele var. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi buranın tamamı 2x. Arada kurdalyenin olduğu yer y. O zaman şu ikisinin toplamına ne kalmış oldu arkadaşlar? 2x eksi y. 2x eksi y kalmış oldu. Yani bakın ben bunları böyle bitiştirdiğimde ne kadar bitiştirmiş olacağım? Y kadar. Y kadar. Yani bu iki, bu yeni oluşan kübümün bir kenar uzunluğu ne olmuş oldu? 2x eksi y olmuş oldu. Şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi şu ikisi birbirine eşit. Eş küpler oluşturuyorum. O zaman 2x eksi y bölü 2 dersem arkadaşlar. Bu ne demek? 2x bölü 2 eksi y bölü 2'den bir tanesi x eksi y bölü 2 olacak. Burası x eksi y bölü 2. Burası da x eksi y bölü 2. Şimdi bu oluşan yeni kübün alanını istiyor. Arka sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Evet, yeni bir küp elde etmiştik. O 8 tane küp, bakın bunlar. Sonra onları ne yaptık? Birleştirdik. Yeni bir küp elde ettik. Evet, küplerimiz dursun. Şimdi oluşan yeni küpte şuraya da 3 boyutlu halini çizmeye çalışayım arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Hop. Şunu da şöyle çizince çizmiş oldum. Şimdi bir tanesinin şu uzunluğunun ne olduğunu bulduk az önceki sayfada. X eksi y bölü 2. Bakın şurası x eksi y bölü 2. Burası x eksi y bölü 2. Dediğim gibi hani birleştirdiğimizde 2x'ten y'yi çıkardığım için 2x eksi y'yi direkt de söyleyebilirsiniz. Bu şekilde hesap ettiğinizde yine topladığınızda ne olacak? 2x eksi y olacak. Bir küpte kaç tane yüzey var arkadaşlar? 6. Peki her bir yüzey bir kare mi? Bakın bir kare oluşuyor. Evet. Karenin bir kenarı 2x eksi y ise karenin alanı bir kenar uzunluğunun nesi olacak? Karesi olacak. O zaman bakıyorum şıklarda oluşan yeni mor renkli kübün alanını veren ifade hangisi olmuş oldu? C şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Ve muhteşem, bu muhteşem soruda arkadaşlar konumuzu, videomuzu sonlandırmış oluyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.